Şunlara bak ya, buruş buruş olmuş. Aman canım, dert ettiğin şeye bak. Ne olacak? Bırak, fotoşu tüler. Hayır hayır, sakın sürmesin elini. Ben gelince hallederim, zahmet etmesin. Ne zahmeti canım? İşi onun. Akşama da geç kalma, erken gel, kafeye gideceğiz. Parti var, böyle özel bir grup toplanacağız. Yok ya, ben erken falan gelemem. Ders çalışacağım, işim var benim. Aa, yeter be. Ah, o ne öyle ders çalışacağım, çalışmayacağım, yok öyle bir şey. Ayağın alçıda, otur otur evde. Biraz insanın içine çıkman lazım senin. Ayrıca akşam biriyle tanıştıracağım seni. Kimmiş o? Ha, şöyle ya. Kız tepkileri ver normal normal. Böyle biraz gevşe, cedveleş, oynaş. Aa. Ya ben Hacı amcaya gideceğim önce. Özür dilemem lazım. Bir uğrayacağım oraya. E tamam. Ararız Rıfat'ı. Gelir götürür seni. Ya karıştırma sen şimdi Rıfkı'yı mıfkıyı. Canım, işi ne onun? Bunun için para oluyor. Biraz parasını hak etsin. Rıfkı. Alo. Rıfkı canım. Ver. Gerçekten emin misiniz yapabileceğinizden? Ver. Ben yapayım bütün, ne olur. Ver şunu ya. Aa, yeteneksiz miyim ben? Hallederim canım. İyi yani. Şişt, ısındı mı bu? Evet. Bak şimdi sen şunların hepsini toparla. Bir arada at makineye yıkansın. Olur mu hiç Deniz Hanım? Beyazlarla renkliler bir arada. Sen benim dediğimi yap. Hadi. Allah! Yanıyor Deniz Hanım. Sen hala burada mısın? Hadi. Vallahi korkulur sizden. Hadi hadi. Deniz! Deniz! Sen hala hazırlanmadın mı? Ne olmuş buna? Aa, ne olmuş? Ne yaptınız ya evize mi? Ya ben ne yapmış olabilirim canım? İşte fotoşu tülerken yakmış onu. Ya buna ne olmuş? Bu beyaz elbiseme ne olmuş böyle? Ah, renklilerle yıkamış onu. Ah fotoş! Ah! Ay! Ya size kim dedi benim elbiselerimi yıkayın diye? Niye dokunuyorsunuz ya? İşte bizimkinin iş güzelliği. Sana iyilik yapacak aklınca. Ne yapalım? Ne giyeceksin sen şimdi akşam? Ya sanki çok elbisem var benim. Ne giyeceğim şimdi ben? Gel bir sen. Gel gel. Gel bir gel. Yani dur. Bak bir de buna bakarım, bunun rengi güzel. Hı? Ya Deniz ben istemiyorum gerçekten, hayatta kabul edemem ya. Ah Fatoş ah. Yaktım onun cırasını. Sabah ilk işim onu kovmak olacak. Bu yaptın onun burnundan fitil fitil getireceğim. Ya sakın yapma öyle bir şey. Kadının ne suçu var canım, ne olacak? Seni bu kadar üzdü canım, onun yanına mı bırakacağım bunu ben? Ya yok tamam, üzülmedim o kadar. Tamam tamam, alırım bir tane. Bak söz ver, ne olur sakın kadına bir şey yapmayacaksın Deniz. Bilmem. Yani belki şeyi karşılığı anlaşabiliriz. Neyi karşılığı? Sana böyle bir dolap düzeceğiz. Zarar ziyan tazminatı olarak. Ya manyak mısın, nesin Deniz ya? Bir gecelik giyerim işte, ne olacak? Çok paran var galiba, saçıyorsun ortalığa. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok, Fatoş Hanım'a yol göründü. Ya, ya saçmalama. Saçmalama dedim ya. Bir kere giyeceğim, bitecek işte. Tamam. Dolap düzeceğiz ama. Hayır. Hı? Bunu giysene. Hı? Bu gece yakacaksın ortalığı. Narin. Sen çok güzel bir kızsın biliyorsun değil mi? Fena olmadı değil mi? Çok güzel oldu. Bak. Hı? Altına da bunları giydin mi? Çok güzel olacak. Ya Deniz saçmalama. Giyemem ben onları. Bacağımı bir kere daha mı kırayım? Yok yok, ben şunları giyeceğim, tamam. Tamam şöyle. Hadi geç kalmayalım, daha kuaföre gideceğiz. Böyle saçını bir değiştirelim senin. Bir daha hafif makyaj, ha? Tamam. Şey, Deniz ya. Kim o benimle tanışmak isteyen? Kim bilir? Ya ister misin Fırat beni bulmuş olsun? Böyle bununla numara yapmış mesela, karşıma çıksın bu gece. Ay kalbim inecek ya. Ay. İyi akşamlar. Merhaba. Ne haber Tolga? İyi. Siz daha önce karşılaşmış mıydınız? Hani sana bahsetmiştim ya, Tolga, Narin.
Hiç sanmıyorum. Yoksa mutlaka hatırlardım. Merhaba, nasılsınız? Çok ama çok iyi. Yonca'yı tanıyorsun zaten. Bu da Şebnem. Ayağın nasıl onlar? Çok iyi, daha iyi, evet. Ben çantamızı alıp geliyorum. Dur. Sakin. Artık onu unuttum. Hiçbir iz kalmadı zannediyordum. Canım benim ya. Denedim, vallahi denedim ya. Çok çabaladım olsun diye. O da iyi bir çocuktu. Dedim düzgün bir çocuk. Hayatımda biri olsun, mutlu olayım dedim. Ama işte beni öpmeye kalkınca öyle birdenbire... Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum canım benim. Fırat dünyanın en yakışıklı çocuğuydu. İyi kalpliydi, cesurdu, korkusuzdu. Ben gözümü onunla açtım Deniz. Ondan başka kimseyi sevmedim hayatım boyunca. Sonra birdenbire ortadan kayboldu işte. Nereye gitti, ne yaptı hiç bilmiyorum. Kala kaldım böyle. Piyano, niye kaçtı ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle babasının çiftlik evinde yalnızlık bir gece, ikimizdik sadece. Sonra sınav sonuçlarını falan almıştık işte. Çok mutluyduk. Hayalini kurduğumuz şeydi yıllardır. Böyle tabii yakınlaştık biraz, bir şeyler falan derken annesi bastı bizi. Sonra o günden sonra bir daha hiç görmedim. Masal gibi insan oğlum. Bir varsın, bir yoksun. Şadiye peki abi? Hani yok muydu o evde? Onun esrarını kimse çözemedi oğlum. Akşamın evdeydi, ben biliyorum. Bana bir tas çorba getirdiydi. Sonra evine gitti. Sabah çıkmadı evden. Ne ölüsü ne dirisi. Polis aradı aradı, yok. Yer yarıldı, sanki içine girdi çocuk. Ben de işte burada bir başıma böyle kala kaldım. Ümmü yok. Hatçeler yok. Oğlan da çekti gitti 3-5 sene hemen. Ben biliyorum. Anasıyla konuşuyordu telefonda gizli gizli. Giderken 3 satır mektup bırakmış. Oralar daha imkanlı babacığım diye. Ne kötülüğümü gördü benim be kızım. İnsan babasını aramaz mı? Öyle deme be Erdoğan abi. Onca şey yaşadı çocuk. Kolay mı? Normal. İbo! İbo oğlum dur! Oğlum, dur. İbo! İbo oğlum! Ne? Dur, yanlış anladın. İbo! Seçim! Sus. Recep, sus, biz bittik Recep. Recep, mahvolduk biz. Sus, Recep, sakin ol. Sakin ol, böyle daha çok dikkat çekiyorsun. Ben onu bulacağım, sakinleştireceğim, tamam? Recep, getireceğim. Recep, korkutma çocuğu Recep. Ah! Bu! Oğlum neredesin lan? Bak donuza kadar sandık çikolata. Ah! Baba, ne yapıyorsun ya? Bu saatte senin okulda olman lazım değil mi kızım? He? Bit vardı, saldılar be. Geç eve. Eve geç.
Oğlum iyi misin? İyi misin oğlum? Bak yanlış anladın sen beni. Annene ben masaj yapıyordum. Krem sürüyordum, yanlış anladın. Kimseye yanlış bir şey söyleme, tamam mı oğlum? Tamam mı? Anladın mı? Lan ey! Yemin ediyorum var ya, kuduz köpekler atarım seni, parçalatırım orada. Öldürürüm seni. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Anladın mı? Bosko, ha? Ne oldu, ne var orada? Oğlum iş, ya. Komşunun çocuğu düştü de. Hay Allah, nasıl oldu ya? Tabii ya, tabii. Çocuk donmuş. Bin aşağı. Tamam, al tamam. Abi, at, gel, at, kaldır şunları abi. Korkmuş ya. Tamam çocuk, olmuş. Tamam. Şunu al abi, şunu al. Al, al abi. Tamam. Ver abi. Gel ver oğlum, abi gel. Çocuğu. Gel. İyi misin çocuğu? Ah yavrum ya. Ah yavrum. Hadi. Tut abi tut. Ver, tut beni. Tut. Ah, yavrum çok korkmuş ya. Gel. Hadi geçmiş olsun. Korktun yok mu? Bir şey yok. Gel. Donmuş çocuk ya. Abi sağ olun ya. Sen de sağ ol Moskov. Eyvallah. Remdi bir yardım et Remdi. Gel. Gel bakalım. Baba. Çocuk sırılsıkla mı olmuş, yanıyor. Yavrum benim ya. Baba. Çok ateşi var. Düşer, düşer ateş. Sen şimdi yiyeceğine bak ona. Baba. Kendine gelsin. Tamam, ben onunla sımsıkı bir konuşacağım. Maazallah birine bir şey söyle, Allah korusun ya. Valla benim de ateşim çıktı ya. Yanıyor çocuk Recep, yanıyor, yanıyor. Sakır sakır titriyorum. Ben bahçedeyim. Baba. Ay yavrum. Baba. Baba. Baba ne oldu İbo'ya ya? Kucağında taşıyordum, merak ettim. Hasta hasta, şimdi sokulma, sana da bulaşır. Geç hadi. Ha. Recep. Recep. Recep oğlan kendini kaybetti. Hadi çok çıktı, koş. Beni gözün sevin bir yere baba. Koş 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 Recep. Bimbe abla ne oldu ya İbo'ya? Hasta. Hasta. Hasta hasta. Recep! Recep! Ne oldu benim oğluma? Ne oldu oğluma? Ya bir şey yok. Sakin ol. Biraz üşütmüş, ateş çıkmış. Doktorlar ilgileniyor. Sakin ol kardeşim. Tamam, yürü. Tamam, sakin. Erdoğan. Nerede? Çocuk nerede? Erdoğan abi, o yoğun bakımda kimsecikleri de yanına almıyorlar. Böyle öyle bir üşütmüş ki ciğerlerine kadar inmiş. Bir de soluk alıp veremiyormuş. Oksijen bağlamışlar. Nasıl oldu Ümmü? Bu çocuk bu hale nasıl geldi ha? Dur ben bir hekimlerle konuşayım. Bana da inme indi işte. Azıcık arası kaldı. Böyle yavaş yavaş yürüyorum şimdi. 3 kuruş emeklilik bağladılar. Onunla geçinip gidiyorum. Oğlanın peşinden gidemiyorum ki bakayım ne yaptı, ne etti diye. Ben gördüm İbo'yu Erdoğan abi. İyi. Aslan gibi delikanlı olmuş, merak etme. Gördün mü? Ha? Gördün mü aslan oğlum nasıl benim ha? İyi, merak etme. Ah be abicim benim ya. Ah be abicim. İyiyim ben, iyiyim. O da iyi olsun. Bana yeter. Bana yeter. Merak etme sen abi, üzülme daha fazla. İstanbul'a götürürüz biz seni, görürüz oğlum. Allah razı olsun sizden. İyiyim ben böyle, iyiyim. Çok şükür. Picasso, sen vitrini bayağı bir düzeltmişsin ya. Ne o? Sosyetik sevgilin mi böyle giydiriyor, kuşatıyor seni? Yok canım, Deniz nişanlım artık. Ama merak ediyorsan kendimizi giydirecek kadar da kazanıyoruz yani. Evlilik yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyorum diyorsun sen yani. İmtihandan önce son bir kez tekrar yaptırayım falan diye mi geldin sen bana? Ha? Bak baştan söyleyeyim, burada olmaz. Başka otele gideceğiz. Yok yok, zamanında iyi not tuttuk, kendimiz hallederiz. Başka bir şey konuşmaya geldim. Ne? Ne söyle? Anladım, ciddi bir şey var. Anlat. Ablan seni arıyor. Narin.
Ablam. Sen nereden tanıyorsun ya benim ablamı? Ne yapacakmış ablam beni? Ne bileyim kızım, ablan o senin. Ne demek ne yapacakmış? Ablam benim hangi meslek grubuna ait olduğumu da biliyor mu? Biliyor. Açık gibi kurtaracak mıymış beni bu hayattan? Onun için mi arıyorsunuz? Ne bileyim, dener herhalde. Bak, sana numarasını vereceğim. Hemen ara. Yalnız benden bahsetmek yok. Sakın. Niye? Niye? 6 ay ya. 6 ay boyunca taktın koluna, gezdirdin beni. Herkese takdim ettim gururla. Şimdi mi utanıyorsun? Kızım ne alakası var, görmüyor musun? Başka bir hayatımız var yani. Hem Deniz'i de üzmek istemiyorum. Dedim ya, bunların ikisi çok yakın arkadaş, tamam mı? Hadi iyi gördüm yine seni. Ben kaçtım. İleride evleneceğiz. Boy boy çocuklarımız olacak. Ben kibar kızlarımı alıp senin olanların yanına getireceğim oynamaya. Malum şanslı evleneceksin. Ben istemem. Dur be Şadiyen be. Hiç etme hayalim. Ben böyle çok başarılı bir iş kadını olmuşum. De piyesler falan giymişim. Senin çocuk da ayakası çıkarır şimdi. Üstüne başını kusarlı. İşte çalışacaksan çocuk mucuk olmayacak. Üstüm başım mahvol. Ben sen miyim be Şadiye? Omuruma bez koyarım geçer. Salak. Hani sen ev kadını olmuşsun ya. Böyle üstünde çocuklar, saçın başın pis. Seninkileri olan ya, hiç yaramaz olmuşlar. Lan! Şşş! Şadiye'nin olanlar da bana mı çekmiş? Hani ben küçükken feci yaramazmışım ya. Sen biz mi dinliyorsun be? Lan bana bak. Enişte menişte duydum, çıldırtmayın beni, alırım ayağımın altına ha. Hem ben niye yokum o hikayede? Sen böyle yaptığın için yoksun, tamam mı? Oyun bozan. Kes. Pislik. Aha. Lan. Aha. Ya. Ona bak, yarın aynı saatte aynı yerde buluşuyoruz ya. Daha büyük mevzu çıkartacağım. Ha, çok beklersin, çok. Hadi bin şu arabayı salla ama çok uykum var. Hayat kadınları. Kardeşin olacağını zannetme. Evet. Ya
gerçekten uykun geldi galiba. Kardeşin zannetmeye başladı. Ya bak istersen arabayı kullanabilirim. Yok. Emin misin? Neşeli değil mi? Ay hele böyle bu kokuları yok mu ilk fırından çıktıkları? Ay keşke ben de böyle güzel güzel pastalar yapabilsem. İstersen yapmaya çalışırız birlikte. Babam hazırlarken izleyip kaç kere yardım ettik. Sen mi? E biz becerebilir miyiz ki böyle? İlk seferde olmasa da birkaç seferde illaki başarırız. Ben sana öğretirim. Tamam. Kemal Bey. Hoş bulduk kızım. Siz o tepsiyi arka tarafa götürmüş Hadiye Hanım. Ben gelip alacağım dolu tepsiyi. Tamam Zafer Bey. Narin. Narin bekle kız. Bekle. Bekleyemem ya. Senin densizliklerine uğraşamam dayı kızı. Allah Allah günde bin tane soru çözmem gerek benim sınava kadar. Narin bak çok önemli. Şey oldu. Bak yardım etmen lazım. Gel şöyle oturalım. Narin. Ben hamileyim. Ne? Nasıl? Hamile kalınırsa öyle işte. Kimden kız? Kimden olacak Nari? Fırat'tan tabii. Sanki her önüme gelen. Tövbe tövbe. Konuşsana Nari. Niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Bak kim anlar bu işlerden? Ha, kime gitsek? Aldırmam lazım. İcler ablaya gideriz. Kızım konuşsanıza derdiniz ne? Bir mesele var abla. Yardımın lazım. Orasını anladık. Hadi Sema çıkar şu baklayı artık. Abla bak ölümü gör kimseye bir şey demeyeceksin ama. Belli gönül meselesi bu. Kızım ben o kadar çiğ miyim? Söylemem elbet. Gönül meselesinden biraz hallice İclal abla. Sema'nın kürtaj olması gerek. Ne? Kızım sen ne yaptın? Kim hamile bıraktı seni bu yaşta? Fırat hayvanı kim olacak? Abla ölümü gör bak kimseye bir şey deme. Vallahi bir duyulursa ben öldüm demektir. Annem ayrı babam ayrı öldürür beni. Kızım seveyim halletmemiz lazım bu işi. İyi de kızım bedava değil ya bu iş. Para lazım. Parayı nereden bulacaksın? Allah Allah açsın Fırat'tan istesin. Temizlesin yediği altı. Verir ki? Verecek tabii ne yapacak? Babama olsun bu yaşta. Ben tanıdık doktor ayarlarım ama çok para tutar. Ya babandan isteyecek halin yok herhalde Sema. Ara adamı versin parayı. Nasıl isteyeceğim ki? O işi yapmadan önce düşünecektin nasıl isteyeceğini. Hadi git hemen ara şu çocuğu. Hadi durma. Hiç bakma bana öyle İclal abla. Allah Allah. Benim neler? Hiç. Benim umurumda bile değil Fırat artık. Ben bu kıza üzülüyorum. Bu Sema'ya üzülüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.